Motto Müzik'ten herkese merhaba. Ben Barış Akpolat. Elimde çok değerli bir plak var. Yanımda da çok değerli bir beyefendi var. Mustafa Özkent ve 1973 yılında çıkarttığı Gençlik ile El Ele adlı plak şu anda burada. 2006 yılında tekrar basıldı bu plak 1973'ten sonra. Zaten Mustafa Özkent'in de değeri memlekette biraz o 2006'dan sonra biraz daha bilindi. Ve bu akşam Babilon'da, Bomonti Adada bir konseri var. O konser için biz de kendisini soundcheck sırasında yakaladık. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü Mustafa Özkent'ten mevzuları biraz daha dinlemek daha hoşuma gider gibi geliyor. Şimdi dinleyicilerin, izleyicilerin çoğunun Mustafa Özkent ismiyle ilk defa karşılaştığına eminim. Nasıl oldu bu? Yani 1973'te böyle bir albüm çıkıyor ve hani işte Murat Beşer'in de röportajlarından biliyoruz, konuşmalarından biliyoruz. Hepimiz için çok çağının ötesinde ve bulunması zor, ulaşamadığımız, dijital mecralardan bir şekilde yakalamaya çalıştığımız plak bir şekilde piyasaya çıktıktan sonra bu patlamayı nasıl gördünüz ve ne hissettiniz? İlk önce onu sorayım. 73'ten 2006'daki mevzuyla birlikte. Şimdi isterseniz 73'ten başlayalım. Lütfen. Biz 73'te dedik ki gençlerimiz kendi müzikleriyle dans etsinler ve adını da Gençlik ile El Ele koyduk. Neden öyle koyduk? Gençlikle beraber olalım diye. Ama 73'te gençlikle beraber olamadık maalesef, el ele olamadık. Çünkü o 73'ün gençliği bizi pek benimsemedi. O yıllar işte biraz yabancı müzikleri çok dinledikleri için işte biraz yabancı hayranlığı diyeyim. Bir de ikincisi bizden olan şeyler onlara çok fazla enteresan da gelmedi. Biraz da ona yoruyorum. Ama kırgın olduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani onu tahmin edebiliyorum ama aslında şöyle bir şey bana göre. Ya bu albüm aslında hani gençlerin sevebileceği o dönemin funk ve soul tarafını da veriyor. Hani Alaturka müzikler de var içinde. Bununla birlikte hani aslında hepsinin şey yapabileceği, yani benimseyebileceği, özümseyebileceği bir albümdü bir yandan da. Maalesef biz de öyle düşünmüştük, onun için yaptık ama olmadı, olmadı. Ama güzel olan taraf şu oldu, geç bile olsa, 40 yıl sonra bile olsa gündeme geldi. Tekrar güncelliğini koruyor. İngiltere'de mesela ilk çıktığı zamanlar ben inanamadım. Yani bu kadar nasıl yayılmış virüs gibi bütün dünyada, Brezilya'dan tutun Transilvanya'ya kadar girmediği ülke kalmamış. Şimdi işte Finders Keepers bunu çıkardıktan sonra bütün dünyaya yayılmış ve listelere girmeye başladı. Ben de, benim için tabii büyük sürpriz oldu, güzel bir sürpriz oldu. Sonradan konser teklifleri gelmeye başladı. Yani Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa'nın bütün ülkelerinden konser teklifleri gelmeye başladı. Ben bunları kabul edemedim. İki nedeni vardı. Birincisi, o grup zaten artık yok, mevcut değil. İkincisi, ben o kadar meşgul bir insanım ki, yani 100'den fazla albüm yapmışım. Sanatçıların albümlerinin prodüksiyonlarını yapmışım. Vaktim yok, uğraşamam. Ama bu Art Festival Beşiktaş'taki beni şöyle ikna ettiler. Dediler ki, siz sadece gitarınızı alıp geleceksiniz. Orkestrayı biz burada hazırlayacağız, provalar yapacaklar ve öyle ikna oldum. İyi ki de yapmışlar. Nitekim 3 ülke yaptık, 3 festival yaptık Kasım ayında. İşin güzel tarafı aynı orkestra şimdi burada bu gece bana eşlik edecek. Belçik Orkestrası. Bu arada her şey bir yana ben en çok beni mutlu eden, benim takdir ettiğim Babilon ekibi. Yani Babilon ekibine gözlerim yaşarıyor. Gözlerim yaşaracak. Yani bu kadar olur. Her türlü fedakarlığı yaptılar. Hiçbir şeyden kaçınmadılar. Yani benim çok büyük benim maliyetim. Yani 10 kişi ekibin oradan buraya gelmesi, çalması, kaşesi falan. Dediler ki hayır Mustafa Bey, Belçika'ya Hollanda'ya gelmişler, konseri izlemişler. Orada ilgiyi görünce illa Türkiye'de yapalım. Onun için onlara meydanı şükran.
biraz önce gitar dediniz. O gitar, gitarınızı alıp geleceksiniz dediğiniz gitar bu. Fender Coronado değil mi? Evet, şimdi bu Fender... Bu gitarın hikayesi nedir? Nasıl elinize geçti? Gitarın hikayesi şu... Bir de siz biraz da modifiye ettiniz bu gitarı. Tabii, o işte ben Frankenstein adını bana başına koymadı Andy Watt'un. Hem müzikal anlamda hem marangozluk anlamında. Marangozluk becerisi de var diye yazıyorlar şeylerde, röportajlarda. Şimdi bu gitar 67 senesinde ben askerden dönünce yeni bir gitar almam gerekiyordu. Rahmetli abim de Almanya'da diş doktoruydu. O yıllarda gitar edinmek çok zor. Getirirken de bilmeleri gerekiyor. Pek çok getirirken kişiden duyduğum gümrükte çalması gerekiyor. Rahmetli abim zavallı, sen otur 3 ay git gitar kursuna. Gümrükte gelirken gümrüğe takılmasın, sorarlarsa çalıyorum benim gitarım diyebilmek için. Bu gitarı öyle soktuk Türkiye'ye. Ondan sonra ben 80'lerden sonra rahmetli Yıldırım Gürses'le Alatukala müziklere çok yönelince işte Muazzez Abacılar, Yıldırım Gürses'ler, Muazzez Ersoylar o yola girince bu sefer enstrümantal yapacağım gitarlarda da o makamlara doğru çalabilmek için gitara ek perdeler koydum. İki tane ek perde yaptım. Bu da dünyada ilktir. Ondan sonra da bir tane de dedik ki yani artık biraz da yeni jenerasyon bir gitarımız olsun. Bir tane de yeni gitar aldık. O da şeyin ben çok beğendiğim, şu anda çok takdir ettiğim İngiliz John McLaughlin. Onun aynı çaldığı gitardır ve çok değerli bir gitardır. İşte bugün de provalarımızı yaptık. Akşam inşallah Allah yüzümüze bakar, bize yüzümüzü kara çıkarmaz. İlgi de çok büyük, sevgi de çok büyük. Ankara'dan, İstanbul'dan, İstanbul dışından, İzmir'den, Çanakkale'den, Adana'dan gelenler var. Yurt dışından gelenler var. Almanya'dan, İngiltere'den gelenler var. Böyle çok mutlu bir gece benim için. Şimdi bir yandan şeyim, yani bu albümün hikayesini, nasıl çıktığını, kayıt aşamalarını, ne aklınızda neler kaldı bu albümle alakalı? İlk ya böyle bir şey yapacağız dendiği zaman şimdi bana, hem size nasıl baktılar ilk kaydettiğinizde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hem de Cahit Oben gibi isimler de var albümde bir yandan. Evet, o tesadüf oldu. Şimdi buradaki grup bizim 70'li yıllarda bütün Türkiye'de ne kadar albüm yapılıyorsa stüdyoda eşlik eden grup. Ben de onların içindeyim. Ve o grup aynı zamanda Ajda Pekkan'la beraber çalışıyor 2 yıl. Radyo Caz Orkestrası'nda beraber çalışıyor. Gazino'da eşlik ediyor sanatçılar beraber çalışıyor. Şimdi rahmetli yapımcımız Ali Abbas bunu teklif ettiği zaman dedi ki hocam böyle bir şey yapalım. Artık top sende. Bizim türkülerimizden dans ettirecek bir şey yapalım. Ben de o zaman oturdum ne yapayım? Bir sentez yapmam gerekiyor. Değişik bir şey yapmam gerekiyor. Öyle bir şey yaptık. Arkadaşlar da tabii çok beraberlikleri çok iyi olduğu için yarım günde bu iş çalındı bitti. Yarım günde kaydedildi yarım gün, değil mi? Öğlen girdik, akşam 7'de çıktık. Yarım günde. Yani düşünün biz onu şimdi yeni orkestralarla birkaç gün prova yapmamız gerekiyor. O yeni arkadaşlar gücenmesin şey açısından değil, beceri açısından değil. Onlara da çok yabancı müzik. Yani burada makam müzikleri çalıyoruz biz. Onlara biraz yadırgıyorlar. O onun dönem için, zaten o müziğin içinde harmanlanmış bir ekip var zaten burada. Bizim kendimiz yeriz. Bir de ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Ama şimdi Belçikalı orkestra, Belçikalı müzisyenler için Silifke'yi çalıyor. Daha zor bir şey, daha zor bir şey. O bakımdan ama Belçika'da provalarımızı yaptık. Festivallerde çok başarılılardı. Şimdi bugün burada da siz de izlediniz. Soundcheck'te yine aynı başarıyı gösteriyorlar. Evet. O bakımdan bir de ben düşünüyordum. Hatta bir ara İstanbul Başkent 2010'da da böyle bir proje bana teklif ettiler. O zaman Türk müzisyenleriyle yapmayı düşünüyorduk. Ama bütçe onaylanmadı. Fakat kısmet bu neymiş? Belçika'da hazır bir orkestra yapmışken, onlarla kolay konserler yapmışken bu konserde de onlar yapalım. Peki bu sene Utrecht'teki Legacy Festivali'nde sahne aldınız. Sizden bir önceki sene Selda Bağcan biliyorum çıkmıştı. İşte o sene Selda Bağcan aynı şekilde Avrupa'da inanılmaz ilgi görüyor. Yani Hollanda'da ya da işte Belçika'da pek çok Avrupa ülkesinde. Siz aynı şekilde. Burada biraz garibime giden bir şey var. Türkiye'de çok fazla ilgi görmese de Avrupa'da inanılmaz ilgi gören isimlerimizsiniz. Bunun dışında yeni gruplarımız da var. Amerika'da ya da Avrupa'da ilgi gören ama burada az tanınan. Bunu neye bağlıyorsunuz? İşte dediğim gibi biraz belki ağır bir şey olacak ama yabancı hayrandı. Bir, ikincisi bizden olan yani şu müzik onlara çok fazla enteresan gelmiyor. Ama yabancılar için çok enteresan geliyor. Hiç duymadıkları bir şey ve içinde çok değişik tarzlar sentez harmanlandığı için herkes seveceği bir şey buluyor içinde. Yani
öyle yazılar çıkıyor ki bir tanesi de hip-hop'un atası diyor mesela. Hip-hop'un daha adı yok o zaman. Yani. Tabii bundan çok fazla sample kullanan hip-hopçı mutlaka olmuştur evet, zaten. Evet, zaten şey Andy Warhol orada çok güzel bir yazısı var. Bu insanların elinde diyor zaman makinesi mi vardı diyor. 400 ilerinin yüzünü yapmışlar. Ve şimdi bugün bile güncel. Yani bugün bile dünyanın her yerinde diyorlar ki yani bu müzik nasıl 40 yıl önce yapılabilir? Bu inanılmaz bir şey. Bir de tabii sound oradaki kayıtlar da çok önemli. Yani şimdi bütün o grubun herkesin kendi canlı performansıyla, kendi enstrümanlarıyla, kendi amfileriyle çıkan soundlarla, o beraberlikle hücum kayıt dediğimiz jam session tarzı o canlılık çıkıyor. Ama şimdi kanal kayıtları yapıyoruz. Gitar çalan basçıyı görmüyor, bas çalan davulcuyu görmüyor. Böyle o da organik değil tabii, sentetik bir şey oluyor tabii. Mümkün değil. Çünkü o beraberlikten o an çıkan şeyler oluyor. Elimdeki plak biraz önce söylediğiniz Amerika'da geçen ay basıldı ve yayınlandı evet. Değil mi? Amerikan baskısı. Evet, bu 2006'da İngiltere'deki firma, 2011'de şeyimiz bitti bizim, sözleşmemiz bitti. Son zamanlarda da, evet, bayağı düşmüştü satışlar. Dedim ki artık doydu herhalde piyasa, yenilemeye gerek yok. Ama bu Amerika'daki firma o 5 yıl içerisinde sürekli beni iteledi. İlla ben bunu çıkaracağım, illa diyorum ki artık çıkmaz, satmaz, etmez. İşte Finders Keepers satacağı kadar sattı. Çünkü dünyanın her tarafında sattılar. Yani Amerika'da da sattılar. Amerika'da da B-Müzik olarak tabii çıkardılar, sattılar. Zaten burada da çok kişi internetten Finders Keepers evet baskısını getirtti. Evet, evet. Bende de ondan bir tane var. Öyle mi? Evet. Getirsen imzalardır. Ondan sonra o dedi ki hayır, benim şeyim, müşteri şeyim, kataloğum ayrı, ben bunu Amerika'da satacağım. Bana kontrat gönderdi ve biz defalarca o kontratı değiştirdik, ettik. Ben ne dediğimse kabul etti ve 5 Şubat'ta çıkacaktı, Ocak ayında çıktı. İlk baskı 1000 tane yapmışlar, 1000 tane çıkar çıkmaz yok. Gitti. Yok ve yok satıyor. Ben dedim ki yani 1000 tane niye basın, madem o kadar güveniyordun 5000 tane bassaydın. Ama tabii tedbirli oluyorlar. Nasıl olsa basarız tekrar diye. Ve Türkiye'de dünya kadar sipariş var. 50-100 bir şeyler tabii arıyor beni. Plak dükkanları da oluyor. Arıyor. Onlar da Mart sonunu bekliyor şimdi. İkinci baskıyı bekliyorlar. Tabii bunlar çok güzel şeyler. Yani şaka gibi, rüya gibi, inanılmaz şeyler. Kaç yani yıl sonra değil mi yani? Kaç yıl 43 sonra? 43 yıl. 43 yıl. Ben şimdi bu akşam söyleyeceğim. Diyeceğim ki ben 73'te kimseyle el ele olamadım ama bakın bu 43 yıl sonra burada herkese el eleyim. Tabii. Gençler ve genç kalanlarla el eleyim. Aynen. Aynen. Şimdi bu akşamdan sonra başka konserler olacak mı planlanmış yurt dışında ya da yurt içinde? Bunun arkası çok gelecek. Çok gelecek. Hiç durmayacak. Çünkü neden? Ben konserlere başladığımı öğrenen, daha önceki teklif yapanlar diyecek ki ha bak biz sıradayız. Demek ki tamam. Ama şimdi şu anda hala hazırda Lügesu tekrar açıyor zaten seneye. Berlin Jazz Festivali var Mayıs ayında. Lyon Jazz Festivali var. Şu anda temas halindeyiz. Biraz Rotterdam olur belki. North Sea Jazz Festivali olabilir. Bilemiyorum. Montreux var mesela. Bilemiyorum. Bunlar kesinleşmiş olanlar değil mi? Hayır. Hiçbiri kesin değil. Tamam. Teklif. Yani kesin olmayışı da şu. Dediğim gibi maliyetin ağırlığı. Çünkü tabii biliyorsunuz festivallerde çok grup geldiği için tabii birer saat birer saat çok fazla maliyeti kaldıramıyorlar. Ben de yani bu 8 kişiden bir tanesini eksiltemem. Onun için kabul ederlerse, benim kaşığımı kabul ederlerse, masrafımı kabul ederlerse gideceğiz. Süper. Buradan Motto Müzik aracılığıyla bütün gençlere, gençlik ile el ele albümünü yapmış Mustafa Özken ne demek ister? Ben onlara şunu demek isterim. Bir, ne olur kendi sanatçılarına sahip çık. İki, ne olur bedava müzik dinlemeyin. Benim şundan kaç milyon dolar kaybettiğimi size söylesem inanamazsınız. Bana soruyorlar kaç para kazandın? Kaç para kazandığımı söylemiyorum ama en az 5-6 milyon dolar kaybım var onu söyleyeyim dedim.
Yani bedava indirmekle bütün emeğin hakkı, sanatın hakkı hepsi heba oluyor. Dijital ortamlardan da premium hesaplarınızı ayarlayıp ona göre dinleyin. Ama en azından da değer verdiğiniz müziğin de artık hard copy'leri böyle bulunabiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de. Sağ olun. Çok teşekkürler. Motto Müzik'te Mustafa Özkent ile röportaj yapma gururuna, şerefine nail oldum. Çok mutluyum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like etmeyi unutmayın. Bu albümü de bir şekilde edinin ve dinleyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Görüşmek üzere. Bye bye.